Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 26. güne. 26. günde çokgenleri işleyeceğiz sizinle birlikte ve genel dörtgenlerin, çokgen ve dörtgenler konusunun son konusundayız. Sonra çembere geçeceğiz inşallah. Evet, bu çokgenler konusunda da acaba eski bilgileri kullanacağız mı? Üçgenlerden mi çıkacak ya da paralel kenar, dikdörtgen, kareden bilgiler çıkacak mı yine? Bu sorunun artık cevabını sen biliyorsun. Benim söylememe gerek var mı? Bence yok. O zaman ne yapalım? Derse başlayalım mı? Ama başlamadan önce ne yapıyorduk? Şafak sayara bakıyorduk. Hadi gel bakalım. Şafak sayarımızda hemen bakıyoruz. Şurada kaçıncı sayfada olduğunu söylüyordu biz. Kaçıncı sayfadaymışız? 153. sayfamış. Eyvallah. Ona bakacağız. Sonra şuraya bakalım. Hocam 26. şeyde, günde kaç tane dersimiz olacakmış? 2 dersimiz olacakmış. Eyvallah. 2 videoyla bu işi halledeceğiz. Sonra çokgenler daha tam bitmiyormuş. Haftalık programa bakmama gerek yok ama çokgenler 26 ve 27. günlerde bitecek. O yüzden bugün haftalık programı bitiremiyoruz. Şimdi 153. sayfa gelelim ve çokgenlere şöyle bir bakalım. Çokgen öncelikle tanımına bakalım. Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan en tane noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarını oluşturduğu kapalı şekillere biz çokgen adını veriyoruz. En küçük çokgenimiz üçgendir. Sonrası dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen, nokta 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 engen diye gidiyor. Burada da çizmişim zaten. Dörtgen, beşgen ve altıgen çizmişim. Niye çizdim? Biraz sonra sebebini anlayacaksın. Çünkü formülleri biz bunlardan ispatlayacağız. Ben 3 tane çizdim. Sen 2 tanesini çizerek bütün formüllere ulaşabilirsin. Bakalım formüller neymiş? Şimdi bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı n-3'tür. ÖSYM bu formülleri artık bize veriyor. Kendisi veriyor. Ama ne olur ne olmaz ya artık vermezse. Hani genelde de böyle iç açılar ölçüleri toplamını veriyor ya da dış açılar ölçüleri toplamını veriyor. Bir şekilde veriyor ve sonuçta o formülü bizim soruda kullanmamızı istiyor. Vermezse diye biz her şeye hazırlıklı olalım. Nereden geldiğini de zaten çok güzel bir şekilde anlayacaksın şimdi. Şimdi bir köşesinden çizilen köşegen sayısı n-3. Arkadaş şurada bir köşeden ben bir tane köşegen çizersem ne oldu? 2 tane üçgen ayrıldı. Ve başka bir köşegen çizebiliyor muyum buradan? Hayır. Beşgende kaç tane köşegen çizebiliyorum? 1 burası, 2 burası. Değil mi? Başka çizemiyorum. Buradan hocam 1 burası, 2 burası, 3 burası oldu. Tamam güzel. Hocam başka şuradan da çiziyorum ama bir köşeden çizilen diyor. O zaman hadi bunu formülize edelim. Bak dörtgende 1 tane. Beşgende 2 tane. Altıgende 1, 2, 3 tane. O formülize edilebilir mi acaba? Bakıyoruz. Dörtgende 1, beşgende 2, altıgende 3, yedigende 4, 8'gende 5, 9'gende 6 diye gidecek mi? Evet. Ortak bir şey buldun mu? Engenler olur o zaman. Hep kenar sayısının 3 eksiği değil mi? Evet hocam. O yüzden kenar sayısının 3 eksiği oldu. Bak dörtgen, beşgen, altıgen çizsen bu formülü kendin de çıkartabilirsin. Gelelim diğerine. Bir köşesinden çizilen köşegen ile zaten çizdik biz bunu. Oluşan üçgen sayısından bahsedelim. Hocam burada 2 tane üçgen oluştu. Burada 3 tane üçgen. Burada 1, 2, 3 ve 4 tane üçgen mi oluştu? Evet. O zaman formülüze edebileceğiz bakın. Dörtgende kaç tane? 2 tane. Pardon. Dörtgende 2 tane oluştu şöyle. Beşgende 1, 2, 3 tane. Altıgende 4 tane. Yedigende 5 tane. Sekizgende 6 tane. Dokuzgende 7 tane diye gidiyor mu? Gidiyor. O zaman en kenarda ortak bir şey buldun mu formülize edecek? Buldun. Ne buldun? Hep kenar sayısının 2 eksiği oldu. Yani en eksi 2 tane üçgen oldu. Süper. Devam edelim. İç açılarının ölçüleri toplamı demiş. Dur. Formüle bakmayalım. Arkadaş biz neyin iç açılarının ölçülerini biliyoruz? Hocam üçgenin, üçgen iç açıları ölçüleri toplamı 180 derece. Dörtgende hocam bir köşe çizince 2 tane üçgen oluyor demiştik. O da 2 çarpı 180'den 360 oldu. Hocam beşgende bak üçgen bilgilerini yine kullanıyoruz. Hocam beşgende 3 tane üçgen var, 3 tane 180. Altıgende 4 tane üçgen var, 4 tane 180 mi olacak altıgenin iç açıları toplamı? Evet. Yedigende 5 tane üçgen, sekizgende 6 tane üçgen. Üçgen sayısı kadar iç açıları toplamı yani 180 olmak zorunda. Dolayısıyla biz ne diyeceğiz? Üçgen sayısını önce hesaplayacağız. Üçgen sayısı neydi? Kenar sayısının 2-7 yani n-2'ydi. n-2 üçgen sayısı çarpı 180 bana neyi verir? İç açıları ölçüleri toplamını verir. n-2 çarpı 180 oldu iç açılar ölçüleri toplamı. Peki gelelim dış açılara. Dış açılar ölçüleri toplamı da her zaman sabittir, 360'tır. Üçgende de öyleydi, dörtgende de öyle, beşgende, altıgende, yedigende, engende de dış açılar toplamı 360. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Arkadaş burası iç açıyken burası dış açı diye algılıyoruz. Hayır, dikkat. Dış açı dediğim şey her zaman iç açının 180'e tamamlayan açısı. Yani şuradaki iç açı burasıysa dış açısı burasıdır. Ya da iç açı burasıysa bunu uzattığında dış açı burası olur. Bak burası 180 derece oluyor ama dış açısı burası. İçin 180'e tamam. Buraya geldiğinde de bak iç açı burası ya, burası 180'e tamamlayan açısı olur. Yani dış açı burası, 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 burası ve burası oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Tamam, buna da dikkat edin. 180'e tamamlayan açısı dış açıdır. Dikkat. Peki son olarak tüm köşegenlerinin sayısı. Arkadaş şuraya bakalım. Burada en kenarlı bir çokgen varmış gibi düşün. En kenarlı bir çokgende bir köşeden ben ne çiziyorum? Hocam n-3 tane
köşegen çiziyorum. Peki şuradan buradan da -3 tane köşegen çizerim. Buradan da -3 tane köşegen çizerim. Aa, o zaman ne diyeceğiz? -3 tane köşegen var her köşede. E burada n tane köşe yok mu? Var. O zaman n tane -3 demek n çarpı -3 demek değil midir? Evet. O zaman tüm köşegenlerin sayısı n çarpı -3 olması lazım hocam. Hayır. Dikkat. Senin buradan çizdiğin köşegen bu. Buradan çizdiğin köşegen de bu bir tanesi. Aa, bunu iki defa saydık. Ya da şuradan çizdiğin köşegen bu da olabilir. Buradan çizdiğin köşegen bak aynısı. Yani sen her bir köşegeni aslında iki defa saymış oluyorsun. Çünkü bunun karşı köşesi. Bak bunun karşı köşesine gidelim. Şurası buradan çizilenle şuradan çizilen köşegen aynı. Yani ben her bir köşegeni iki defa saymış oluyorum. Tüm köşegenler. N tane -3 var dedik. Evet. Çünkü bir köşeden çizilen köşegen sayısı -3'tü. N tanesi de -3'tür. E her bir köşegeni iki defa saydıysam bölü 2 bana tüm köşegenlerinin sayısını verir. İşte formül de bu. Ha ÖSYM böyle bir soru sorsa formülünü verir büyük ihtimalle de. Nereden geldiğini de öğrendik mi kardeşim? Öğren. O zaman biz rahatız. Kafamız rahat. E rahatsak sıkıntı yok. O zaman devam. Ama dur. Devam etmeden önce şunu yazınca ne geldi aklına? Dayanamam. Neydi? Hocam iki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti. Nerede? Üçgende. Değil mi? Evet. Üçgende. İki iç açı görünce dayanamam. Bir dış açı derdim. Aynı şeyi bütün çokgenlerde söyleyebiliriz. Mesela iki tane iç, iki tane dışa eşittir dörtgende. Çünkü iki iç varsa iki dış olur dörtgen. Dört kenarı var ya dört açısı olmak zorunda. O zaman iki tane iç açı, üç tane dış açıya eşittir beşgende. Şunlara gen yazalım. İki tane iç, dört tane dış açıya eşittir altıgende. Böyle gidiyor. Yani iki iç açının toplamı bir dış açı ya da iki iç, iki dış ya da iki iç, üç dış ya da iki iç, dört dış şeklinde böyle gidiyor. Ya hocam niye veriyorsunuz ki? Gerek yok ki bunu. İç açılar ölçüleri toplamından, dış açılar ölçüleri toplamından gideriz yaparız biz bunu. Evet doğru. Üçgende açıda da iki iç açının toplamı bir dış açıya gerek yok aslında. İç açılar toplamından bulabilirsin değil mi? Ama bize pratiklik sağlamıyor muydu? Aynen sağlıyordu. Burada da şu bilgiyi bilin. İki iç açının toplamı bir dış açı olabilir, iki dış açı olabilir, üç dış açı olabilir, dört dış açı olabilir, beş dış açı olabilir. Böyle gidebilir. Bu bize gerçekten pratiklik sağlayacak. İşlem kalabalığından bizi kurtaracak. Burada da önemli. Dayanamam. İki iç açı görünce bir dış açı yaşa. Tamam. Hadi gel şimdi sorulara bakalım. Şimdi iç açıların ölçüleri toplamı. İç açısı neydi? Hocam üçgen sayısı kadar 180. Üçgen sayısı neydi? Hemen bir dörtgen çizersin böyle. Hocam iki tane üçgen oluşuyor dörtgende. Bir de beşgen çizersin böyle. Beşgende de üç tane üçgen oluşuyor. 1, 2, 3. Aa, üçgen sayısı ne oldu? Kenar sayısının 2 eksiği oldu deyip o şekilde çıkartabilirsin. Kenar sayısının 2 eksiği üçgen sayısıdır. E üçgen sayısını da 180 ile çarparsam bu iç açıları ölçüleri toplamına eşit olmak zorunda. E o zaman burada sadeleştirelim bunu. -2 buradan kaç geliyor? 7 kere 8, 8 kere 8. 8 galiba. -2'yi 8 bulduk. N'i de buradan kaç buluruz? 10 bulur. Yani bir köşesinden en fazla kaç köşegen çizilebilir? Bu sefer bir köşeden çizilen köşegen sayısı soruluyor. Arkadaş dörtgende bir köşeden kaç tane? 1. Beşgende 1, 2. Kenar sayısının 3 eksiği. Yani benden -3 isteniyor. N yerine 10 yazarsam -10-3'ten cevap kaç olacaktır? 7 olacak bu. B şıkkına bakalım. B şıkkına baktığımız anda bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı en çok ne oluyormuş? 11. Yani hocam bir köşeden çizilen köşegen sayısı n, bak dörtgende bir tane çiziyoruz. Yani -3. -3 11 ise n'i buradan kaç buluruz? 14 bulduk. 11 olan konveks bir çokgenin iç açıları. Konveks demek dış bükey demek. Biz dış bükey çokgenlerle uğraşacağız. Hep müfredatta bu var. İç bükey hani burada mesela bir dörtgen gel, beşgen 1, 2, 3, 4, beşgen gelmiş ya. Şöyle de çizebilirim beşgeni ben. Bu da içe doğru bükeylik olduğu için iç bükey. Buna da konkav deniliyor. Ama genelde konkavlıkla ilgili sorularla uğraşmayacağım. Şimdi burada ne demiş? En çok 11 olan, tam kenar sayısını 11 buldum ben. Konveks bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç tane dış açı eşittir? İç açıları ölçüleri toplamı üçgen sayısı -2 çarpı 180 değil miydi? Evet. Yani bu 14-2 çarpı 180 eşittir. Yani 12 çarpı 180 eşit. E kaç tane dik açı olduğunu nasıl buluruz? Bölü 90 yaparız. Ya da bu 12 çarpı 180'i 90 şeklinde yazabilirim. 2 çarpı 90 şeklinde yazabilirim. O da 24 çarpı 90 yaptı. 24 tane dik açıya eşit olmuş oldu arkadaşlar. B şıkkının cevabı da. Kaç tane şey diyor ya bize dik açı. Kaç tane? 90 var bu çarpımda. E onu da 2 çarpı 180, 2 çarpı 90 şeklinde yazınca sonuca ulaştı. Geldik C şıkkına. Hocam C şıkkına bakacak olursak iç açılar toplamı 1, 2, 3, 4, 5. Valla 5 genç iç açılar toplamından gideceğiz. Sen oradan yap. Şuradan yazabilirsin. 5-2 çarpı 5-2 en üçgen sayısı çarpı 180. Bu artı bu artı bu artı bu artı bu diyebilirsin. Sana kalmış. Ama ben işi kolaylaştıracağım. Buradan yapmayacağım. Tembel adamım biraz. Tembel adam biraz pratik olur. Hocam burada iç açı, iki tane iç açı var mı elimde? Var. O zaman iki iç açı, bir dış açı. Ya da iki iç açı, iki
dış açı ya da 2 iç açı 3 dış açı mantığından gidebiliriz. Dış açısı lazım bana. 80 burası, 90 burası. Burası da 30 değil mi? Yani alfa artı alfa, şunun dış açılarını yazmak istemedim. Sen şöyle de yapabilirdin. Bu 2 iç açı toplamı bunların dış açıları toplamına eşit de diyebilirdin ama 180 x alfa ile uğraşırdım burada. O yüzden buradaki 2 iç açıyı sabit tutup 2 iç açı 1, 2, 3 tane dış açıya eşittir toplamı. 80, 90 ve 30'un toplamına eşittir. Yani buradan 2 alfayı kaç buluruz? 200 buluruz ve alfa da buradan kaç gelir? 100 gelir. Bak, işlem kalabalığından yırtmadık mı? Ne kadar önemliymiş değil mi? Dayanamam. 2 iç açı 1 dış açı. 2 iç açı 2 dış açı. 2 iç açı 3 dış açı diye 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 gidiyor böyle. Neyse, geldik buraya. Bak, bu soruda da öyle. Hocam buraya x x deriz, buraya y y deriz. Sonra bu açılar toplamı kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 tane var. 6 genin iç açıları ölçüleri toplamına eşit olacak. N eksi 2 6 eksi 2 çarpı 180 eşit olacak. Ama hiç ben bunlarla uğraşamam. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Şuraya derim ki x x, buraya derim ki y y. Bu açıları bozmam. 2x artı 2y eşittir. Dış açıları yazarım. 40, 50, 60, 70. Bu açıların toplamına eşittir. 70, 60 daha. Hocam 130. 130, 50 daha kaç yaptı? 130, 50 daha 180. 40 daha 220. Bu 220'ye eşit oldu. X artı y de buradan kaç çıkar? 110 çıkar. X artı y 110 sa. Bak bakayım şuradaki üçgene. X artı y artı alfa eşittir 180 ya. Burası 110 sa. Alfa da kaç çıkar? 70 çıkar. Bak, iki iç açı. Dayanamam serisi. Burada nasıl işimize yarıyor? Nasıl işimizi kolaylaştırıyor? Gördün mü? Ne kadar az işlem o kadar az hata kardeşim. Ben hatayı çok yaptığım için bu şekilde yapıyorum. Dayanamam. Hadi bakalım. Şimdi öğrenme alanında işi öğrendik. Gel bakalım şimdi sorulara. Sorularda bir çokgenin çizilebilecek tüm köşegenlerin sayısı, çizilebilecek tüm köşegen. Bir köşeden n-3 tane çiziliyordu. N tane köşeden n çarpı n-3 tane çizilir. Ama tüm köşegenlerin sayısında burada karşılıklı çizilenler ortak oluyordu. Bir de bölü 2 olmayacak mıydı? Evet. Tüm köşegenlerin sayısı n çarpı n-3 bölü 2. Kenar sayısının 6 katına eşitmiş. 6n eşitmiş. N'ler nanay. N-3 eşittir 12 yapar. N'i buradan 15 buluruz. Süper. Devam edelim. Eşit olduğuna göre bu çokgende bir köşeden çizilen köşegenlerle en fazla kaç üçgen oluşturulabilir? Arkadaş, bir köşeden çizilen köşegenle oluşan üçgen sayısı soruluyor. Hemen dörtgeni çiz. Hocam iki tane üçgen oluşuyor. Kenar sayısının 2 eksi. Yani n-2 soruluyor bize. N-2 nedir? 15-2'den cevap 13 yapacaktır dostum. Geldik örnek 2'ye. Konveks bir çokgenin ardışık 3 köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 8 olduğuna göre bu çokgenin kenar sayısı nedir diye soruluyor. İşte bununla ilgili bir formül var mı? Yok hocam. Ne yapacağız? Yapacağız bir şey. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çekeceğiz. En kenarlı bir çokgenden bahsediyor ve ardışık 3 köşeden bahsediyor. Ardışık 3 köşeyi şöyle belirleyeyim. Bir köşe burası, bir köşe burası, bir köşe burası. Şimdi ardışık 3 köşesinden çizilebilen köşegen sayısı. Hocam ben buradan köşegen çizeceksem n-3 tane köşegen çizmeyecek miyim? Evet. N-3 tane köşegen çizeceğim. Mesela bir tanesi bu. Sonra bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Böyle gidecek değil mi? Tamam. Sonra bu köşeden de yine ben n-3 tane çizmeyecek miyim arkadaşlar? Evet. N-3 artı. Hocam bu köşeden de ben n-3 tane çizmeyecek miyim? Evet. N-3 değil. Çünkü bu köşeden köşegen çizmeye kalksam 1 burası. 2, 3, 4, 5 böyle gidiyor. Ama buraya çizebilir miyim? Ben çizemem. Çünkü ben buraya çizerken bak bu ortak köşegen. Ben buradan buraya çizmiştim. Buradan buraya çizdiğimi iptal etmem lazım. Buradan çizdiğimde n-3 ya. Buraya da eksi 1 eklemem lazım. Eksi 1 eşittir. Ne diyeceğim? Yani tüm bu köşeden çizilen n-3 tane olacak. Ama şunu çizemeyeceğim için bir taneyi çıkarttım. N-3'ten bir de 1 çıkarttım. İşte bu köşegen sayısı toplamı 8'miş. Süper bir yorum sorusu bak. Görüyor musun? Süper. Buradan 3 tane n kaldı. Eşittir. Hocam bu eksi 3, eksi 3, eksi 3, eksi 9 yaptı. Eksi 10 yaptı. Eksi 10 artı 10 diye geçti. 8 de orada var. 18 yaptı. N'i de buradan kaç bulduk? 6 bulduk. Kenar sayısı kaçtır diye soruluyor bize. Cevap 6 çıktı. Geldik örnek 3'e. İç açılarından ikisinin ölçüleri 140 ve 160 olan konveks bir çokgenin diğer bütün iç açılarının ölçüsü 165 derece olduğuna göre. Bak şimdi arkadaş, birkaç farklı yoldan yapacağım şimdi bunu. Birinci yol diyeyim. Bak, birinci yolu kırmızıyla yap. Birinci yol. İç açıları ölçüleri toplamından gideceğim. İki tane iç açısı sabitmiş. 140 ve 160'mış. Sonra diğerleri de neymiş? Diğer bütün iç açıları da 165'miş. 165, 165, 165 diye gidiyor. 165. İşte bu toplamdan kaç tane olacak? Hocam en kenarlı bir çokgense bu. İki tanesini kesin burada kullandım. Buraya n-2 tane 165 kaldı. O zaman n-2 tane bundan varsa burası kaç yaptı? 300 artı n-2 çarpı 165 eşittir. İç açıları ölçüleri toplamı diyeceğiz. İç açıları ölçüleri toplamı üçgen sayısı kadar 180 değil miydi? N-2 çarpı 180 deyip işlemle. Birinci yoldan böyle bulabilirsin. Bir. İkinci yol. Hocam dış açılar daha kolay oluyor. Bunun dış açısı kaç? Hocam bunun dış açısı 40. Bunun dış
dış açısı 20. Bunun dış açısı da 15 mi yapıyor? Evet. Bir dış açısı 40. Diğer dış açısı 20. Diğer dış açısı 15. 15. Diye gidiyor. 15. İşte bu en kenarlıysa, iki tanesini ben burada kullandıysam eğer, buraya en eksi 2 kaldı. İşte bu. Dış açıları ölçüleri toplamı her zaman sabittir ve 360'tir. O zaman burada ne diyeceğiz? 60 artı en eksi 2 çarpı 180. En eksi 2 çarpı 15 pardon. Çünkü en eksi 2'den 15 var. Eşittir 360 deyip işlemle sonuca ulaşacağız. Hatta bulalım burada. Hocam en eksi 2 ne oluyor buradan? En eksi 2 çarpı 15 eşittir 300 yapıyor. Şunlar sadeleşince 20 kaldı. N'i de buradan kaç bulurum? 22 bulurum. Başka bir yol var mı? Var tabii ki. Nerede? Şimdi bak, geçen sene bunu yazmamıştım. Bu sene şanslısınız. Her sene kendimizi geliştiriyoruz. Hocam burada 2 tane iç açı var mı? Var. 2 tane iç açı toplamı 140 artı 160. Diğer dış açıları ölçüleri toplamına eşit değil mi? Evet. Direkt onu da yazabilirdim. Dış açısı da 15 mi? 15. 15 artı 15 artı 15 artı 15. Yani 300 direkt en eksi 2 tane 15 kaldı. En eksi 2 tane 15 eşit deyip N'i buradan yine 22'de bulabilirdik dostlar. Aslında hemen hemen bu yolda, şu yolda aslında bir tık daha kısalaştırmış olduk ama iki iç açı diğer bütün dış açıların toplamına eşittir. Dayanamam deyin iki iç açı görünce. Tamam dostum? Geldik şuraya. Artık sen işi öğrendin. Burada iç açılar toplamından gitmezsin. İşi yokuşa sürer. Uzun işlem olur. Dış açılar toplamı keza daha sabit. Daha mantıklı. Ben ne yaparım burada? Hocam burada iki tane açı seçeyim. Mesela alfa ile büyük açıları seçeyim. 120. Hocam iki tane iç açının toplamı alfa artı 120. Diğer dış açılara eşit. 90, 60 ve 40'a eşit. Bunlar dış açı zaten. 90, 60 ve 40'a eşit diyeceğiz ve olay bitir. 90, 60, 40, 190 yapıyor. Alfa da 190 eksi 120'den 70'e eşit oluyor. İşlem kalabalığı bak imkansız. Zorlaşıyor. Çok zorlaşıyor. Böyle bayağı bir zorlaşıyor işlem kalabalığı. Evet. Böylelikle bu soruyu kaç bulduk? 70 bulduk. Geldik bir sonraki sayfaya. Geldik düzgün çokgen. Dostlar düzgün çokgen. Öncelikle bir tanımını bilelim. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve tüm iç açıları eş olan çokgene düzgün çokgen. Bak sadece bütün kenarları eşit olanlara biz düzgün çokgen demiyoruz. Düzgün çokgen olması için bütün kenarlarının aynı olması lazım ve aynı zamanda bütün iç açılarının aynı olması lazım. Ya da bütün dış açılarının aynı olması. Mesela eşkenar dörtgenle kare buna güzel bir örnek. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirinin aynısı ama düzgün çokgen mi? Değil. Ama kareye bak, bütün kenarlar aynı, iç açıları da aynı. 90-90-90-90. Bunlar düzgün çokgen midir kare? Evet. İşte o yüzden dikkat et. Yani sen burada eş kalemlerle düzgün çokgen oluşturabilirsin. Ama düzgün çokgen oluşturabilmen için böyle bütün bir dörtgen, herhangi bir dörtgenle oluşturamazsın. Bir düzgün çokgen oluşturdun, hep iç açısı aynı olacak. Mesela 120 derece. Buradan bir kalem getirdim mesela, şöyle eş kalem olsun. Şunu da şu. Kendimi büyüteyim. Şuradan şöyle bir kalem. Bu kalemler eş kalem olsun mesela. Böyle getirdin. Buradan 120 derecelik yaptıysan bu altındakine de şöyle 120 derece getir. Sonra 120 derece. 120, 120, 120. Bunlar sonra birleşir. Tabii iç açısı böyle düzgün çokgenlerde her açıda böyle şey de oluşturamayabiliriz. Onu da söyleyeyim tabii ki. Burada ne oluyor? Açıları da eşit olarak o zaman düzgün çokgen oluşturabiliriz. Tamam dostum? Şimdi gelelim şuraya. Tanımını öğrendik. Bütün kenarları eşit ve bütün iç açıları eşit. Bütün iç açıları eşitse o zaman ne oluyor? Bütün dış açıları da eşit. Çünkü iç açılarına ben beta 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 dediysem, dış açısı da 180'e tamamlayan açısı alfa ise eğer, hepsinde 180'e tamamlayan açısı alfa. Düzgün çokgende iç açılarla ilgili formül var mı? Var tabii ki ama kendimiz bulalım. Kendimiz bulalım. Hocam burada iç açısı betaysa bir tane iç açının formülünü bulacağız şimdi. Betadan en kenarlı bir çokgense betadan en tane yok mu? Evet. Betadan en tane var. En tane beta iç açıları ölçüleri toplamına eşit oldu. İç açıları ölçüleri toplamı da n-2 çarpı 180 değil miydi? Evet. O zaman bir tane iç açı n-2 çarpı 180 bölü n'e eşittir. Gördün mü? Bir tane iç açı formülü. Bak alt tarafta da yazıyor. Bak şu. Ama ezbere değil. Kendimiz bulduk. Geldik dış açıya. Hocam dış açılarda alfa 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 diye gidiyor. Alfadan en tane varsa en tane alfa neye eşit? Dış açıları ölçüleri toplamına eşit. Buradan bir tane açı dış açı neye eşit oluyor o zaman? 360 bölü n'e eşit oluyor ve bu gerçekten çok önemli dostlar. Şuna şöyle bir yıldız atalım. Hatta şu n çarpı alfanın bu olması çok önemli. Bir dış açı 360 bölü kenar sayısına eşit oluyor. Bunu bulmak daha kolay olduğu için düzgün çokgenlerde ilk böyle dış açıyı bulup ondan sonra iç açıya ulaşabilirsin. Bak burada ne bulduk? Hocam n çarpı alfa 360'a eşit ya. Buradan dış açı 360 bölü n'e eşit oldu. Eyvallah. Aynı zamanda kenar sayısı da istenilirse kenar sayısı da ne oluyor? 360 bölü dış açıya eşit oluyor. Yani dış açı bizim için her türlü önemli. Peki hocam iç açıya gelirken ne yapacağız? Dış açıyı bulalım. Daha kolay olacak. Bunu öğrendik. Hadi şuraya da yazalım. Aslında bir iç açısı da aslında şuraya yazıyorum. Bak iç açısı da. Hocam ben iç açıyı şu şekilde bulabilirim. Dış açıyı bulmak daha kolay dediniz. Ben önce dış açıyı bulurum. 180'den de dış açıyı çıkartırsam 180 eksi
dış açığı şeklinde de sonuca ulaşırım. Yani 180 eksi 360 bölü n deyip de formülize etmek istemiyorum. Dış açıyı bul, sonra 180'den dış açıyı çıkar, ondan sonra iç açıya da rahat bir şekilde ulaş. Ama düzgün çokgenlerde genelde bizim için en önemli kısım dış açısı. Hadi bakalım öğrenme alanına gelelim. Düzgün beşgen ilk önce tanımı kullanıyoruz. Tanımı kullandık, şöyle eşitleri yazdık ve bütün açılar birbirine eşit. Hemen bir tane açısını bulalım. Düzgün beşgenin ilk önce dış açısını buluyorum. 360 bölü 5 72 çıkar. Hocam dış açısı 72, iç açısı 108 oldu. Eyvallah. Bütün iç açılar 108. Sonra ne yapacağız? Bir de eşkenar üçgen demiş bunu. Bak neresi? ABF eşkenar üçgen. Madem bu eşkenar üçgen, buradaki eşitleri de yazalım şöyle. 60 60 60 yazalım. Ana! Burada ne çıktı? İyi ki eşitleri yazmışız. Bak tanımı kullanmazsan sonuca ulaşamazsın. Özellikle birden fazla çok çokgenle karşılaşırsan mutlaka eşitleri göster. O zaman burada ikizkenar çıktı. Ben bir iç açıyı bulmuş muydum 108 diye? Bulmuştum. Şimdi bunun tamamı 108 ise eğer, hocam buraya kaç kaldı? 48 derece kaldı. İkizkenarın tepe açısı 48 oldu. 180'den 48 çıkart. 132 2'ye böl. 66 66 yapar taban açıları. Hocam bu iç açısı da düzgün beşgende 108 yapmalı. O zaman 66 artı alfa eşittir 108 ise alfayı da böylelikle kaç buluruz? 42 olarak buluruz. Yani A şıkkı 42 çıkar. Geldik B şıkkına. Düzgün çokgen demiş. Düzgün altıgen hatta. Düzgün altıgen olduğu için bütün kenarların eşitlerini gösteriyorum. Sonra kare demiş. Hocam kare dediği için de karenin kenar eşitlerini gösteriyorum. Bak ne çıktı? İkizkenar. Düzgün altıgen olduğu için dış açıyı buluyorum. 360 bölü 6'dan 60 yapıyor. Dış açısı 60, iç açısı 120 yaptı. Hocam kare olduğundan dolayı burası da 90 derece değil mi? Evet. Bir tane iç açım 120 derece. Buraya ne kaldı o zaman? 30. İkizkenar çıktı burada. Bu ikizkenar üçgende tepe açısı kaç derece? 30. 180'den 30 çıkartıyoruz. 150. 2'ye bölüyoruz. Taban açıları 75-75 çıktı. Burada bak doğru açı var. 75-90-105. Alfaya da kaç derece kaldı? 15 derece kaldı. Böylelikle alfayı da 15 bulduk gençler. Öğrendik bu olayı. Öğrendik. Birden fazla düzgün çokgenlerle karşılaşırsan mutlaka şu eşitleri yaz dostum. Tamam. Hadi bakalım örnek 5'e gelelim. Şimdi artık hiç çekinmeden yeni nesil soruyla başlayabiliyorum. Çünkü gerçekten çok kolay. Ama yeni nesillere de alıştınız. Yeni nesil derken yani kolay bir şey. Şöyle bir bakalım arkadaş. Çevresi 40 santimetre olan dörtgen biçimindeki bir kağıt parçası şekildeki gibi kesikli çizgiler boyunca kesildiğinde iki tane üçgen parça çıkarılmış. Evet şu parçalar çıkarılmış. Bu parçaları çıkarttığım zaman da düzgün altıgen elde etmişim. Bak. Şurası düzgün altıgenmiş dostum. Düzgün altıgense o zaman düzgün altıgenin hemen açısını bulalım ve kenar uzunluklarının eşitlerini yazalım dostum. Yazalım mı? Yazalım. Eşitleri yazıyorum şöyle. Ve 360 bölü 6'dan 360 bölü 6'dan dış açısını bulurum 60. Hocam dış açısı 60. İç açısı kaç yaptı? 120. Yaz 120'leri. Hocam dış açısı bak burası 60. Hocam burası da 60. Burası da 60. Ooo 60. Buna göre oluşan altıgenin çevresi nedir diye soruluyor. İlk önce şunun çevresini vermişti bana. Dikkat et ne çıktı burada? Eşkenar üçgen çıktı. Bu da çift çizgi oldu. Burada da eşkenar üçgen çıktı. Burası da çift çizgi oldu. Ben buraya bir AA dersem 2A'dan 4 tane var. Yani 8A kaçmış? 40'mış. İlk başta kartonun çevresi. A'yı buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Benden ne isteniyor? Hocam altıgenin çevresi isteniyor. Altıgenin çevresi de 6A değil midir? Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane A var. A yerine 5 yazarsam cevap kaç çıkacaktır? 30 çıkacaktır. Evet örnek 5'i 30 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Bak düzgün 18'gen. Oha bu ne? Hocam çizememişsiniz bile. Dur. Düzgün çokgen verildiği zaman senin için önemli olan şey ne? Tabii ki dış açısı. Hemen dış açısını bul kardeşim. Hemen şöyle dış açısını uzattın kardeş. 360'ı 18'e böldün. Dış açısı 20 derece. İç açısı kaç yapıyor? 120. Her yerde iç açıları 120 olacak. Ve şunu da unutmayalım. Şu eşitleri de şöyle yazalım mutlaka. Hocam burada ikizkenar üçgen çıktı. 120 ise 180'den 120 çıkar. 120 olur mu? 20. Burası kaç yapıyor? 160 derece yapıyor dostum. 20 ya. 180'e tamamlayanı 160. 160. 180'den 160 çıkart. 20. 2'ye böl. 10 derece yaptı burası. Aynı şekilde buradaki iç açı. Burası da 120. 160 pardon. 120 değil 160. Bunlar da 10 yaptı mı? Yaptı. Alfa nerede? Burada hocam. Burada şu açının da tamamı. Düzgün çokgenin bir iç açısı değil mi? Evet. Yani alfa artı 20 aynı zamanda 160 yapmalı. Hocam bu da 160 ise alfayı da böylelikle kaç buluruz? 140 derece olarak buluruz. Bak iç açısından dolayı yola çıktık. Yani iç açıların eşitliğinden. Ama önce dış açıyı bulduk. Evet örnek 6. Böylelikle 140 oldu. Geldik örnek 7'ye. Bak iki tane düzgün çokgen verilmiş bize. Dikkat. Ne yapacağız? Düzgün çokgen verildiği için şu eşitleri mutlaka yazalım. Tamam şurada yazdık. Alttakiler önemsiz gibi. Burada da düzgün altıgen verilmiş. Burada da eşitleri yazalım. Ana ne çıktı burada? İkizkenar. Şimdi düzgün 10
ongen verilmiş. Düzgün ongenin hemen bir dış açısına bakalım dostum. 360 bölü 10 36 yapar. Dış açısı 36 iken iç açısı 144 olacak. Düzgün altıgene bakalım. 360 bölü 6'dan 60 yapar. Burası 60. İç açısı da kaç derece yapar? 120 derece. Sonra da ne yapacağız hocam? Bak, ortak olan köşelere bak. Spoiler, zaten soru kendisi bilir. Burası ama bizim x açısı burada. Bir de burada da ortak olan köşe var. Buraya yoğunlaşalım. Buradaki açıya yoğunlaşacak olursam burası 120 derece mi? Evet. Çünkü bir tane altıgenin iç açısı 120. Ongenin iç açısı 144. Ongenin iç açısı burası 144 olmalı. 144'ten 120 çıkartırsam 24 kalır buraya. Hocam burada ikizkenar üçgen çıktı. Tepe açısı 24. 180'den 24 çıkart. 156. 2'ye böl. 78 olur. Yani bu taban açıları 78 78 yaptı. Ve şu açıda 144 derece değil mi? X artı 78 eşittir 144 ya. X de böylelikle 144 eksi 78 yapar. Dolayısıyla altılı olacak. 60 66 yapıyor galiba. Cevaba böylelikle 66 olarak ulaşırız. Ne yaptık? Klasik kardeşim, tanımı uyguladık. Eşitleri yazdık. Ekstradan ikizkenar çıktı. Var mı ÖSYM'nin böyle bir sorusu? Var dost. Var var. Dikkat et. Özellikle her sene çokgenlerle ilgili güzel sorularla karşımıza geliyor. O yüzden dikkat. Mutlaka dikkat. TYT'de böyle güzel soruyla karşımıza geliyor. Bazen zorlayıcı sorularla da karşımıza geliyor. Evet, mesela bu ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru zamanında. Şimdi ne demiş? ABCD düzgün beşgen. Hocam açıyı bulalım. Düzgün beşgende bir dış açı 360 bölü 5 72. Dış açısı 72 ise iç açısı 180'e tamamlayanı da 108'dir. Sonra hocam burada burası 108 ise bunlar birbirine eşit ya böyle bunlar. 108 ise bunlar da 36 36 yapar diye yazabiliriz. Aa, benden x açısı isteniyor. Yukarı değil de aşağıya doğru yoğunlaşın. Verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayım. Hocam bunlar eşit verilmiş. Bunlar da eşit verilmiş. Buraya odaklan. Bu eşitleri nasıl kullanacağız? Hocam eşitlik var. Eşitlik var. Ne geldi aklına? Orta taban. Hemen orta tabanı oluşturalım hocam. Bu sefer böyle çiziyoruz. Bak çizdik. Orta taban oluştu. Şunlar birbirine paralel oldu. Paralelliği kullanacaksın demek. Düzgün beşgen ya burası. Bunların hepsi birbirine eşit ya şöyle. Hocam 108 tepe açısı. 180'den 108 çıkart, 2'ye böl. Ya da hocam bu açılar eşit. Toplamı da 72 ise bunlar 36 36 yapar. Hocam bir iç açı 108 derece olduğundan buraya 72 derece kalır. Şu paralelliği kullanacağız mı artık? Kullanacağız. Burada da bir U kuralı var. X artı 72 de eşittir 108 olmak zorunda. X'i de böylelikle ne buluruz? X artı 72 180 olmak zorunda, pardon. 180. O zaman 180 eksi 72 de kaç çıkıyor? 108 çıkıyor. Yani örnek 8, 108. Geldik örnek 9'a. Bu ne hocam? Ne yaptınız böyle? Ben yapmadım. ÖSYM yaptı. Dur. Şimdi yeterli sayıdaki düzgün beşgen şeklindeki eş kartonlar şekildeki bir yapıştırılarak A, B, C, D bilmem ne. Dikkat. Bu kartonları böyle yapıştırmışım. Sonra A, B, C. Sonra buraya aynı şekilde yapıştırmaya devam edeceğim böyle. Şu şekilde bir düzgün çokgen oluşuyormuş içeride. Gördün mü? Düzgün çokgen elde ediliyor. Yani şu düzgün çokgenden bahsediyor. Belli bir parçası çizilmiş böyle. Şöyle nokta nokta şeklinde söyleyebilirim. Evet, bu düzgün çokgenin, bir düzgün çokgenin düzgün beşgenin çevresi 10 olduğuna göre. Hocam bir düzgün beşgenin çevresi 10'sa buradan 5 tane aynı sayı var. 2 değil midir burası? Evet, 2'dir. Yani şunlar hep 2'dir kardeşim. 2'leri yazalım. 2 2 2 2. Sonra ne yapacağız? Kırmızı ile gösterilen şeklin dış çevresi soruluyor. Arkadaş, burada ben düzgün beşgenlerin birer kenarlarını yapıştırıp içeride bir düzgün çokgen elde edeceğim. Bu düzgün çokgen elde ettikten sonra oluşan bu şeklin dış çevresi soruluyor bize. Dış çevresi bu. Yani kırmızı ile gösterilen çevre soruluyor. Öncelikli olarak bu düzgün çokgen kaçgen onu bulalım. Düzgün çokgenin kaçgen olduğunu bulmak için bizim için önemli olan neydi? Dış açısıydı. Hemen dış açıya yoğunlaşalım. Hocam dış açısı böyle 180'e tamamlayan açısı kardeşim. Hop şöyle. Bu arada düzgün beşgen de var. Düzgün beşgenin dış açısı da 360 bölü 5'ten 72. İç açısı kaç yapar? 108. Buna artık alıştık. Hocam biz bunu uzattık. Buradaki dış açıyı bulursak olay biter. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 ya. Ben şunu uzattığımda bu 180'e tamamlayan açısı. Hocam burası 72 yapar. Hocam şu açıda kaç derece? Tamamı 108. O zaman burası kaç oldu? 36. Bu düzgün çokgende, şu düzgün çokgende dış açıyı 36 buldum. Hocam dış açı 36 ise iç açısı da 144 yaptı. İç açısı benim için önemli değil. Bu düzgün çokgenin kaçgen olduğunu biz nereden bulabiliriz? 360'ı dış açıya bulduğumuz zaman kenar sayısını verir. Ya 360 bölü kenar sayısı da bize dış açıyı verir ya da 360 bölü dış açı da bize kenar sayısını verebilir. Evet, buradan aynı şeyi söyledim bilmiyorum ama anladı sen beni. Buradan kaç bulduk? 10 bulduk. Hocam bu içerideki ongen oldu. İçerideki ongen olduysa o zaman bu 10 çarpı 2 mi yapar şeklin dış çevresi? Hayır. Bak içerideki oluşan, dikkat. Şurayı yeşille çizdim. Burayı yeşille çizdim. Burayı yeşille çizdim. Burası düzgün çokgenin böyle ongeni böyle yeşille gösterdim. Hocam bu kenarda 2 tane kırmızı var. Bu kenarda 2 tane kırmızı var. Bu kenarda 2 tane kırmızı var. O zaman 10
10 kenarda 2 tane kırmızı olmayacak mı? Olacak. 10 kenarda 2 tane kırmızı olacak. 2 tane kırmızı dediğimde uzunlukları da 2 değil mi? 2 tane 2. Toplamı 2 kere 2 4 yapar zaten. Yani böylelikle çevresi de kaç yapacaktır? 40 yapacak. Tekrar söylüyorum. Bak şu yeşilde hocam 4 var. Bu yeşilde dış çevrede 4 var. Bu yeşilde dış çevrede 4 var. Direkt 10 çarpı 4 de diyebilirdik dostlar. Tamam mı? Çünkü baktığın zaman şuradaki her bir kenara ait 2 tane kırmızı var. Yani 2 tane 2 var. Yani 4 var dedik. Tamam. Dikkat et, ÖSYM yine bu ayarda soruyla karşımıza çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Şekle aldanma. Ne olursa olsun. Düzgün çokgen mi bu, düzgün çokgen? Bir de bu düzgün çokgen verilmiş. Şöyle bir de BCK. Bak dikkat et. BC ile FE'nin kesimi demiş. Hocam BC'yi uzattım. FE'yi uzattım. BC'nin uzantısı ve FE'nin uzantısı K'da kesişiyor demiş. E hocam düzgün çokgenlerde bize ne lazım? Dış açı lazım. E direkt bunun uzantısı burası olduğu için iç açının dış açısı burası olmadı mı? Oldu. Dış açıya alfa dedim. Hocam aynı şekilde bunun da uzantısı burası. Yani bu iç açının 180'e tamamlayanı burası olduğu için burası da dış açı değil mi? Evet. Ana burada ne çıktı? Hocam burada bir boynuz çıktı. Ne güzel. Boynuz ya da bumerang ne dersen de. Şu üçünün toplamı buraya eşit değil mi? Evet. 2 alfa artı 45 oldu burası. Ne yapacağız hocam bunu? Biz neyi bulduk? Her zaman söylüyoruz. Verilen bilgileri kullanın. Ya da bulduğunuz bilgiyi kullanın. Hocam biz iç açıyı bulduk. Düzgün çokgenlerde hep iç açılar birbirine eşit değil mi? Her yerde aynıdır bu açılar. Yani burası da 2 alfa artı 45'tir. Burası da 2 alfa artı 45'tir. Hocam ne geldi buradan? Hop şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Gördün mü? Yani şuradaki açıya bak. Hocam şurası hop 180 alfa ile 2 alfanın toplamı 2 alfa artı 45'in toplamı pardon 180 yapmalı. Buradan 3 alfa eşittir 135 geldi. Alfayı da buradan 45 derece buldum. Alfa 45 oldu. Dış açısı 45 yalnız. Düzgün çokgenin kenar sayısı isteniliyor benden. Kenar sayısı neydi? 360 bölü kenar sayısı dış açıyı veriyordu ya da 360 bölü dış açı bize kenar sayısını verir. Evet buradan da 360'ı 45'e böldüğümüz zaman kaç gelir? 8 gelir. Yani örnek onda böylelikle 8 olarak buluruz dostlar. Evet dış açının önemini anladın mı? Anladın. Anladıysan hadi bak bakayım bana. O soruyu da anladıysan şu soruda ellerinden öpsün o zaman. Hadi yaparsın yaparsın. Ne önemli senin için? Dış açı önemli. Dış. Ben çözüme devam ediyorum. Şimdi geldik buraya. Bu sefer de şöyle bir düzgün çokgen verilmiş. Bu. Sonra AB'nin uzantısı ve FE'nin uzantısı K'da kesişiyormuş. Arkadaş bir kenarın uzantısı buradaysa burası dış açı. Bu kenarın da uzantısı buradaysa dış açı. Burası oldu. Çok güzel. Burası dış açı. Burası da dış açı. Sonra ne yapabiliriz hocam? Sonra bizden düzgün 18 gen demiş. Dur. 360 bölü 18. Dış açıyı verir bana 20. Alfa dememe gerek yok. Dış açısı 20. Dış açısı 20. Bu dış açılardan yola çıkamadım. Hocam bir daha dış açı yapayım. Ya şöyle dış açı böyle dış açı yapıp üçgen oluşturabilirsin. Ya da hocam şu dış açıyı şöyle yapsam. Hani dış açıyla ilgili daha işim bitmedi. Üçgen de yok. O yüzden şunu şöyle uzatsam. Yine dış açıya ulaşırım. Hocam burası kaç? 20. Tamam. Dış açısı 20. İç açısı kaç? 140. Hocam burası da 140. Burası da 140. Ya 140 olur mu? Taktık 140'a ya. 160. 20'nin 180'e tamamlayalım. Hocam burada ne çıktı? Bir boynuz çıktı. Bir boynuz. Ya da burada yine şuna devam edebilirsin. Şunu uzatırsın. Dış açısı 20 dersin. 2 iç açı 1 dış açı 40 dersin. 40, 20 daha 60 buraya da 120 kaldı dersin. Ya da boynuz çıktı hocam burada. Ben buraya bir x açısı dersem. X artı 20 artı 20 eşittir 160 ya. O zaman x de buradan 160 eksi 40. Yani 120 çıkar. Evet burası 120 çıktı. Sonra buradaki üçgende de şuraya alfa dersem. Alfa ile 20'nin toplamı. Yani 2 iç açı 1 dış açı değil mi? Evet 120'ye eşit olduğundan alfayı da böylelikle 100 derece olarak buluruz dostlar. Örnek 11'de. Umarım yapmışsındır. Yaptın değil mi? Yaptın. Ya üçgen ya. Üçgen. Sıkıştığın zaman üçgen ya. Bir de bize burada bak. Her zaman diyoruz. Sıkıştığın zaman üçgen. Bir de burada düzgün çokgenler. Dış açı lazım bize. Burada dış açı var ama üçgen yok. Bir de burada bunu uzatınca dış açı burada da oluştu. En azından üçgen oluştu. Baksana burada. Yani yine üçgen bilgilerini kullanmaya devam ediyoruz. Ama altıgendeysek pardon düzgün çokgendeysek düzgün çokgende de açı soruluyorsa dış açının önemini de biliyorsun. O yüzden dış açıyı oluşturacağız burada ya. Aha burayı çalıştırmaya devam ediyoruz ya. Değil mi? Örnek 11'de bulduk. Geldik örnek 12. Hocam bu ne? Uzunluk soruyor. Bir dakika. Bir düzgün beşgende bir köşegenin uzunluğunun bir kenar uzunluğuna oranı 1 artı kök 5 bölü 2. Altın oran. Araştırırsınız. Neyse. Hocam bunu niye vermiş bize bu bilgiyi? Demek ki bunu kullanacağız. Kullanmasak bile bu soru çıkardı. Bu soruda 1 artı kök 5 bölü 2 verilmesi sadece soruyu kolaylaştırıyor. Nasıl çıktığını da ben sana da söyleyeceğim. Şimdi burada düzgün beşgen verilmiş. Düzgün beşgenin bir dış açısı kaç derece? 360 bölü 5'ten 72. İç açısı kaç? 108. Hocam iç açısı 108. Burası bak 108 derece ya.
Bunların hepsi birbirine eşit değil mi böyle? Eşit. Tepaçizi 108 ise 180'den 108 çıkart, 72 2'ye böl, 36 36 oldu. Hocam burası da 108 aslında. O zaman buraya ne kaldı? 72. 108 ise 100. Yine burada ikizkenar var. 180'den 108 çıkart. 180'den 108 çıkart. 72'ye böl, 36 36. Taban açıları 36 36 oldu. Hocam buraya ne kaldı? 72 kaldı. 2 iç açı, 1 dış açıdan. Burası da 72. Ters açıdan burası da 72. Tamam. Ana, burası 6 ya. Bak, burada da ikizkenar çıktı. Burası da 6 oldu. Ve ne çıktı karşımıza? Burası. Şimdi ne çıktı karşımıza? Bir kenar var mı elimizde? Var. Bir de ne var? Köşegen var. Zaten bize ne demişti? Bak, köşegen uzunluğunun bir kenar uzunluğuna oranı 1 artı kök 5 bölü 2. Köşegen x artı 6 bölü bir kenar uzunluğuna oranı 6 eşittir. Ne diyeceğiz? 1 artı kök 5 bölü 2 diyeceğiz. Sadeleştir bunları. 3 geldi. X artı 6 buradan 3 artı 3 kök 5 yapar. O zaman x'i de öbür tarafa, 6'yı da öbür tarafa atınca 3 eksi 6 eksi 3 yapar. Yani 3 kök 5 eksi 3 şeklinde bulur muyuz sonucu? Bulur. Birinci yol bu. Tamam. Direkt olayı kısalaştırdı burada. Yani matematiksel işlemlerle uğraşma diye böyle bir bilgi vermiş. Ya da başka şeylerle uğraşma diye soruyu kısalaştırmış. ÖSYM'nin sorduğu sorunun benzerini yazdım ben sana burada. Ha hocam, bu bilgiyi vermeseydi de biz bu sonuca ulaşır mıydık? Evet. Şimdi onu söyleyeyim. Dikkat. Hocam burada şurası da x değil mi? X kenardan dolayı x. Burası kaç derece? 108. Burası kaç? 6. Aa hocam, elimde ne var? Şurada bütün kenar uzunlukları belli olan, x de olsa belli olan bir üçgen var. O üçgen nasıl bir üçgen? 36, 36, 108. Zaten bir uzunluk isteniliyorsa büyük ihtimalle soru nereden çıkar? Dik üçgen ya da benzerlikten. Dik üçgen yoksa büyük ihtimalle benzerlikten çıkacak. O zaman üçgene dikkat ediyorum. Burada bütün kenar uzunlukları var. Sonra buradaki büyük üçgende de bütün kenar uzunlukları var. O da 36, 36, 108. Yani sen buradaki sonuca istersen deneyebilirsin. Şu iki üçgende, sarı üçgenle yeşil üçgende benzerlik yaparak da ulaşabilirdin. Yani burada 36'nın karşısı sarı üçgende x'in, bak x'in. Sonra öbüründe 36'nın karşısı 6'ya oranı eşittir. Sonra 108'in karşısı sarıda 6'nın, 108'in karşısı x artı 6'ya oranı deyip içler dışlar yapıp işlemle x'i de buradan da 3 kök 5 eksi 3 olarak bulursun. Sende yap işlemini, ben bulursun diyorum, garanti veriyorum. Yoksa bu soru yanlış olur. Sen de doğru bulduysan yaz yorumu buraya. Lütfen yaz. Hocam yok hocam yanlış dediysen de o zaman ben soruyu yanlış yazmışımdır. Belki de 2 bölü 1 artı kök 5'tir. O iş sende. Şunun kontrolünü sen yap. Bu şekilde benzerlikten de sonuca ulaşabilirdik. Şu bilgi verilmemiş olsaydı bile. Tamam. Evet, dikkat et. Cevap 3 kök 5 eksi 3 çıkıyor. O çarpanlar ayrılırken orada diskriminantı kullanacaksın sadece. Hadi bakalım, sana ödev. Yorumu da yaz. Videoyu da beğen. Artık o kadarcık şey yaptık. Anlattık. Evet, geldik nota. Bu notu da tam böyle son sayfada kaldı. Hocam bununla mı işlesek? Hayır. Bu notu ve sonraki notu bir sonraki derse bırakalım istersen. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derse bırakacağız. 26. günde bir sonraki derse bırakıyoruz. O zaman bir sonraki ders, yani 26. günün ikinci dersinde yine çokgende açılara devam edeceğiz. Düzgün çokgende iki tane kural vereceğiz. Orada görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşça kal.